Merhaba, hayırlı pazarlar. Bugün menüde kabak yemeği var, zeytinyağlı kabak yemeği. Çoğu kişi bilir ama bugün de bir benden izleyin istedim. Zeytinyağlı kabak yapacağız. İlk önce tencerimizi koyuyoruz. Hakiki zeytinyağı kullanıyorum. Yarısını da normal ayçiçek yağı koyacağım. Aslında hem diyet yapıyorum ama hem de çok az yağlı da sevmiyorum. Azıcık yemeği yağlısını seviyorum. Tabii ki de siz benim kadar koymayın yağını. Şimdi bu da benim soğuktan geçirdiğim soğanım. Evet, bir tane büyük bir soğan kullanıyorum. Evet. Şöyle atıyoruz. Gamze bunun için çekebilirsin yakından. Evet. Gamze ile çalışıyorum bugün. Yardımcım Gamze. Bugün pazar olduğu için o da evde. Bugün kursu yok. Bana yardım ediyor. İnşallah daha güzel şeyler yapacağız onunla birlikte. Değil mi? Evet. Evet. Şöyle arkadaşlar. Şimdi bekleyeceğiz bu kavrulsun. Ondan sonra kabağını koyacağız. Evet, soğanımız kavruldu. Gösterebilirsin Gamze. Birazcık kızardı. İyicene yanana kadar değil tabii ki de. Çiğ de sevmiyorum. Şimdi kabağı ilave edeceğiz içine. Ben onları böyle soydum. Minik minik doğradım. Tabii çok küçük de olmasın. Çünkü ezilir kabak. Şöyle dökeyim. Evet. Azıcık da böyle bunu kavuracağız. Çevireceğiz böyle kabağı. Çevirdikten sonra salça ilave edeceğiz. Bu biber salçası bu arada. Hafif acılı. Evet, bugün son pazarımız, yasak bitiyor. Haftaya cumartesiden yemekleri yapıyoruz. Pazar günü geziyoruz. Artık haftaya pazar günü yemeği bırakmıyoruz. Pazar günü tek gezmeler kalıyor. Artık sıkıldık 1,5 seneden beri. Hep evde, hep pazarları evde. Evet, ben bunu domatesini de katıyorum. Ufak ufak doğradım. Bunu kabuğunu soymadım çünkü bu pembe domates, kabuksuz. Kabuğu çok ince. Normal domates olsa soyardım zaten. Evet. Şimdi bunun böyle kavrulmasını bekleyeceğiz. Azıcık. Ondan sonra da pirincimiz var. Şu kadar. Bazı kişi diyette pirinçsiz yapıyor bunu sade ama ben sade hiçbir zaman sevmediğim için onu çöpe koyabilirdim, neyse. Temiz orası. Temiz, evet. Ben pirinçli seviyorum. Bazı kişiler de bulgurlu seviyor bunu. Bazıları sade. İşte damak tadınıza göre artık. Ama bence pirinç olmazsa olmasın. Evet Gamze. İnsan bir şarkı söyler değil mi? Ben yemek pişirince. Söylerim. Tabii ki de söylersin. Azıcık kavrulsun. Ondan sonra azıcık altını kısıyoruz. Kısık ateşte kavruyoruz şimdi. Şöyle çek bakalım kapağından. Tencerelere bayılıyorum ben ya. Cam olunca üstü içini görüyorsun. Yoksa mümkün değil içini görmek. Evet. Az sonra pirincini katacağız. Kaynar suyunu katacağız. En sonunda dereotunu koyacağız. Evet, malzemeler kavruldu ve ben şimdi pirinci boşaltıyorum içine. Azıcık böyle bir karıştırıp onu. En son kaynar suyunu ilave edeceğiz. Kısık ateşte pişmesini bekleyeceğiz. Suyunu da böyle kabakları geçecek bir şekilde değil,
Ne az ne çok. Çünkü pirinç de suyunu çekecek zaten. Evet. Ne yapmadık? Tuzu koymadık. Çok da azıcık da tuz ilave edeceğiz. Benim ölçeğim var zaten. Şöyle ufak. Evet. En sonunda indireceğimize yakın dereotunu koyacağız. Ve bugünkü kabak yemeğimiz hazır olacak. Evet. Kısık ateşte yemeğimizi pişirdik. Şimdi üzerine bir tek dereotu kaldı. Bunu da indireceğimize yakın böyle koyuyoruz. Dereotsuz bir kabak düşünemiyorum zaten. Evet. Şimdi bir dakika kapatıyorum. Hemen servis tabağını alacağım. Görün. Şöyle kıvamını görün istedim. Evet arkadaşlar. Bize afiyet olsun. Size iyi pazarlar. İyi seyirler. Bizi izlemeyi unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.